Aloha. Bugün ya 5 kere aloha dedim, hiçbir aloha'yı beğenmedim. Ne oluyor? Çocuğum hadi sen aloha de. Aloha. Hadi. Hadi beraber başlıyoruz. Aloha. Bugünkü videomuzun konusu karantinada öğrendiklerim. Bu konu benim için önemli ve değerli ve açıkçası sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bu süreçte benim öğrendiğim, bana çok katkısı olan noktalar oldu. Ve bunları da böyle 8 maddede, yani maddelendirdim. Ben biliyorsunuz artık, hani bir süredir beni zaten izliyorsanız, takip ediyorsanız böyle maddelendirmeyi ve öyle gitmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle 8 maddede bahsedeceğim. Biraz açacağım bunları size. Aynı zamanda videonun sonunda da aklıma gelirse başka şeylerde tabii ki de onları paylaşırım. Şimdi öncelikli olarak aynı rutinleri günlerce devam ettirebilme cesareti ve sabrı geldi. En büyük öğrendiğim ders aslında bu oldu. Hep hani ben sanıyordum ki böyle hani güne başladığımda bir şeylerle doldurmalıyım ve zaten doluyordu günüm. Yani eminim hani aranızda birçok insanın da öyledir diye düşünüyorum. Böyle hep bir plan olurdu. İşte bugün en azından şu arkadaşımla buluşacağım, şu işlerimi halledeceğim, bunu yapacağım. Ve böyle bir şekilde doldururdum ben günlerimi mesela. Ama bu süreçte şunu fark ettim. Yine belli bir rutinim var. Çok daha sakin. Ve o rutini, yani işte sabah kalkıp kahvemi içip ondan sonra yoga, meditasyona zaten bu süreçte ben başladım Mart ayında. Yogayı, meditasyonu yapıp ondan sonra da işte bir kahvaltı edip günüme başlamak. Yürüyorsam günde 1 saat, 2 saat yani çoğu zaman dışarı çıktım. Ve bu rutini gerçekten günlerce ama günlerce devam ettirdim ve sıkılmadım. Bu bana tuhaf geldi. Tabii ki de işte kitap okumak, yani kitap okumak da çok keyifli. Lakin şey dönemi oldu, olmuştur eminim aranızda birçoğunuza diye düşünüyorum. Hani böyle bazen evde kalmaktan çok sıkılıp ya da gerçekten böyle artık bastı deyip hani kitap okumaktan da sıkıldığım zamanlar oldu. Ama genel olarak bu rutinleri devam ettirmek bana çok iyi geldi. Ve bu kadar sabırla evde kalıp böyle rutini seveceğimi ve bana iyi gelebileceğini düşünmüyordum. İkinci olarak öğrendiğim nokta ve şey şu. Online olarak da aslında ne kadar çok şey, yani ne kadar çok bilgi diyeyim, öğrenebileceğimi fark ettim. Ben bu süreçte online birçok eğitime katıldım. Mesela bir süredir ertelediğim bir eğitim vardı. Onu bitirdim. Bunun yanı sıra podcast'te zaten bu süreçte başladım ve konuk almaya başlamamla beraber farklı farklı kapılar açıldı bana. Çünkü hani o podcastlerde hem zaten hani benim öğrendiklerimi sizlerle paylaşmayı seviyorum. Yani konuklu sohbetlerle ve karşı taraftan da mesela işte Suzan'ı konuk aldım. O bölümü isterseniz dinleyebilirsiniz. Dişil eril enerjiyle ilgili ve alma verme dengesiyle ilgili bir bölümümüz oldu. Ve onun eğitimine katıldım sonrasında. Bu gibi yani bir de Rusça öğrenmek istiyorum. Onunla da ilgili şimdi araştırmalara başladım. Mesela Rusça öğrenmeye de başlayacağım yine online olarak. Zaten bir 6 ay kadar önceden öğrenmiştim. Yani işin özü şu. Aslında bu teknoloji sayesinde evdeyiz ama yani o kadar çok bağlanabiliyoruz ki birçok yere ve o kadar çok veri alabiliyoruz ki hani öğrenme kapasitemiz gerçekten doyuyor diyeyim. O yüzden de bu süreci böyle de kullanmak bana çok fazla katkı sağladı. Bunun yanı sıra ben bunu eminim hani herkes için geçerli olmayabilir ama zaten burada kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Benim için çok önemli nokta üçüncü olarak kesinlikle ama kesinlikle seyahat etmeden de durabileceğimi gördüm. Ve bu benim için böyle bir aydınlanma anı oldu. Çünkü yine bilenleriniz biliyor. Ben hani Londra benim ikinci evim. Zaten hani çok sevdiğim işte 3 yakın arkadaşım orada. 2,5 aslında. Yani ikisi çok canım deli gibi yani en yakınlarım. Ama 2 kişi daha var. 3 oluyor o zaman. Onları da çok seviyorum ama onlarla o kadar yakın değilim. Hani bu 2 arkadaşım kadar. Neyse ben burada parantezi kapatıyorum. Sonuç olarak hani ayda bir Londra'ya gidiyordum en azından ve o arkadaşlarımı görüyordum ve orada hani genelde hep bir eğitim bir şey de alıyordum gittiğim zaman, bir günlük, iki günlük ya da ne bileyim yoga derslerine orada da katılıyordum falan, böyle bir şeyler yapıyordum. Ama
Yani hiç seyahat etmeden, yani hani bırakın zaten Türkiye dışına çıkmayı, aman İstanbul, evet Türkiye dışına çıkmayı, İstanbul dışına çıkmadan da durabileceğimi ve sabit durmanın da iyi bir şey olduğunu gördüm. O yüzden de bu bana yavaşlamayı da öğretti. Çünkü şunu da bu arada düşünüyorum, bence bu da önemli bir nokta. Hani uçakların dünyaya ne kadar zarar verdiği de hani bir süre böyle konuşuldu ya ilk zamanlarda. İşte biz dışarı çıkmadık, doğa kendine geldi, insanlar çekildi, işte bilmem nerede yunuslar görüldü, zaten hava yenilendi falan. Bunlar beni çok mutlu etti. O yüzden hani bu karbon ayak izinizi düşünün diyorlar ya, onu da düşünmeye teşvik etti. Yani ben mesela Abraham'ın özellikle seminerlerine eskiden çok giderdim, hani Amerika'ya. Tabii ki de bütçem el verdiği kadar ve sürece. Ama sonra dedim ki aslında doğayı daha da çok düşünmeli. Belki hani atıyorum 2 ayda bir bütçem el verse dahi gitmeyeyim. Ne bileyim 4 ayda bir gideyim. Çünkü benim yapabileceğim hani maksimum şeyi ben yapayım. Bu da en azından doğaya saygımı gösterir gibi gibi, ben böyle hassas noktaları da düşündüm ve buna da sevk etti beni. Bu yüzden benim için önemli bir aha aydınlanmasıydı diyebilirim size. Dördüncü olarak tam olarak şunu yazmışım. Anı yaşamak, sarılmanın rahatça ve kahve içip sohbet etmenin ailenle ve arkadaşlarınla olmanın değeri. Gerçekten bence biz, bu dördüncü bu arada maddemiz, hani böyle bazı şeyleri en azından ben çantada keklik sanıyordum. Böyle tabii ki de değer veriyorum arkadaşlarıma, aileme. Ama hani sanki böyle onları istediğim zaman, yani onların da zamanı müsait olduğu sürece benim de onların da görebiliriz ve her zaman sarılabilirim diye düşünüyordum. Oysa ki öyle olmuyor. Bu süreçte bunu zaten hepimiz çok net gördük. Sarılmak bile o kadar kıymetliymiş ki, ve benim kadar sarılmayı çok seven biriyseniz, zamanında bu free hug'lara katılan bir bireyseniz eğer ki, gerçekten sarılmayı çok özledim. Deli gibi özledim. Ve bunun kıymetini ve değerini çok çok daha fazla anladım. Bir insanla hani şöyle oturup göz göze sohbet etmenin değeri, yani o hissettirdiği duyguyu başka hiçbir şey veremez bana göre. Çünkü bu bağ kurmak benim için çok önemli ve değerli bir konu. O yüzden hani bu süreçte her ne kadar işte FaceTime'lar online olarak işte oradan buradan görüşsek de yerini tutmadı. Bunu bir daha ben böyle şey yaptım. Dedim ki bu süreç bittiği zaman zaten meditasyonla beraber anda yaşamaya da daha odaklı bir hale geliyorum. Yavaş yavaş tabii ki. Daha da böyle onlarla olmanın değerini bileceğim diye kendime böyle söz verdim. Çünkü gerçekten yoklukları bazı insanların biraz hüzünlendirici olabiliyor. Ve evet, yeniden söylüyorum, çok özledim sarılmayı. Bunun yanı sıra evini mabedin haline getirebilirsin 5. olarak. Ve burada da yine ben kendime şöyle bir not almıştım. Kesinlikle bitkileri abartmamak gerekiyor bence. Yani ben aşırı derecede abarttım çünkü yani öyle böyle değil. Hatta bir süre yani gerçekten aldım da aldım bu bitkileri. Yani bir baktım böyle 8-9 tane işte yok plealar, aloe veralar, ne bileyim böyle adını bilmediğim bir sürü bitkim falan olmuş. Sonra dedim zakkum, ay ne zakkumu? Sardunya aldım. Dedim sonra bunun sonu yok. Hatta en son limon ağacı alayım balkona koyayım dedim. Ve limon ağaçlarının fiyatlarına baktıysanız, hani iyi bir limon ağacı almak istiyorsanız gerçekten olmuyor. En azından ben onu yapamıyorum. O yüzden dedim yok. Neyse, ama evinizi mabediniz haline getirebilirsiniz. Ve bu da bence çok değerli. Bu arada şöyle piercingimi de görün istiyorum ya. Şöyle yapayım. O yüzden evinizi mabediniz haline getirmek kıymetli. Zaten bana kalırsa evi, yani bir insanın evi onun yenilendiği yer ve eviniz aslında sizin kim olduğunuzu da söylüyor. Tabii ki de buradan ailesiyle yaşayan ya da bir oda kiralayan arkadaşlara da lafım yok. Yani belki maddi durumlardan dolayı ya da bir yerde çalışıyorsunuzdur, hani orada yakınlarda böyle küçük bir yer kiralamışsınızdır, bilmiyorum. Ama İşin özü şu, ben yine böyle hassas her şeyi düşünen bir tip olarak gerçekten buna artık bir son vermem gerekiyor. Diyeceğim şu ki,
Her nerede yaşıyorsanız, ister bir odada, ister bir evde, önemli değil ama bunun sizi yansıtması bence çok kıymetli. Ve ben yine bu süreçte evimi mabedim haline, yani böyle içinde bulunmaktan çok keyif alacağım bir yer haline getirmeye odaklandım. Ve bu anlamda da aslında bana çok iyi geldi. Bu arada bütün bunlar... Yani benim minimalizm yolculuğumla beraber de oldu. Yani burada bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü ben minimalist bir hayatı seçmeseydim, hani hem kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, işte her ne geliyorsa aklınıza, hani böyle takım akı, ne bileyim, makyaj malzemeleri falan olarak, hem de aynı zamanda manevi olarak böyle bir minimalizm yolculuğu da açıkçası bu tarz bir hayata, yani evimi bu anlamda görmeme de beni teşvik etti. Altıncı olarak, ertelediğin ne varsa cesaretle başlayabilirsin. Gerçekten zaten demin size söylediğim gibi, işte şimdilerde bir online olarak Rusça derslerine de yeniden dönüş yapacağım. Ertelediğiniz her ne varsa ona online olarak başlayabilirsiniz. Zaten hani bu devirde gerçekten online'da bulamayacağınız şey çok çok az. Sadece bana kalırsa bu derin bağ kurmak konusu işte biraz meşakkatli. Ama onun dışında yani illa mükemmel olmasını beklemeyin. İlla böyle muhteşem olsun diye yarın başlarım demeyin ya da ertelemeyin. Bence şu anda yani mükemmeli geçin. Böyle hani tırnak içinde başka da kelime aklıma gelmiyor. Vallahi bunu kullanacağım. Sıçın. Batırın, yani yapın ama yapın. En azından bir yerinden başlayın. İnanın o bile size bence bir motivasyon sağlayacak. O yüzden de bu cesaretle başlama konusu bence çok kıymetli. Ben mesela podcast'te başladığımda bir örnek olarak böyle ilk zaten uzun bir süre bunu yapamam diye düşündüm hani aklıma geldiğinde. Sonra ne anlatacağım ki diye düşündüm. Sonra dedim başlayayım. Zaten hani su akar yolunu bulur. Anlatmak istiyorum. Paylaşmayı seviyorum. Hem sizden gelen geri dönüşlere göre de ben de kendimi şekillendirebilirim, geliştirebilirim. Ne bileyim belki farklı şekilde akabilir. Yani işte içeriği ilk başladığımda biliyordum ne olacağını. Hani ne olmuş ya, niye dayanan bir soru soracaktım her bölümde. Ama sonra işte bir arkadaşımın bana konuk olsana demesiyle bir podcastine, Sema'nın, bambaşka kapılar açıldı ve bayağı da keyif alıyorum. Yani daha da keyif alıyorum. Ama ben buna cesaret etmeseydim, yani başlama cesaretini göstermeseydim, inanın yani böyle olmazdı. O yüzden bence bol bol hata yapın. Burada hata yapmaktan korkmamak gibi bir şey yok. Bence herkes korkabilir. İnsanız. Zaten bir adım atmadan önce o kadar çok toplumdan gelen baskılar var ki. Tabii ki de korkabiliriz. Tabii ki de bazen strese, endişeye kapılabiliriz. Ona rağmen adım atın. Yapın ya. Ne olacak? Yani sonunda ölüm yok. Yani ne olacak? En kötü ne olabilir? Herkes sizinle alay mı etsin? Etsinler. Ne bileyim. Ne olabilir? İşte bana, yani benim kendime dediğim, siz çok demiyorsunuz, teşekkür ediyorum ama bazen çok uzatıyorum diye düşünüyorum. Olabilir. Daha az uzatırım. Yani daha böyle şey vardır ya İngilizce, to the point. Noktaya böyle nokta atışı yaparak anlatmaya odaklanabilirim. Ama sonuç olarak bu benim vazgeçmemi gerektirmiyor. Ben bundan keyif aldığım sürece, siz de bundan keyif aldığınız sürece bence gayet güzel akar gider. O yüzden de siz de her neyi seviyorsanız ona şimdi ve şu anda başlayın derim. Çünkü yarın çok geç olabilir. Bunun yanı sıra, şimdi bu yedinci oluyor diye düşünüyorum, kendinle olmayı, kalmayı çok sevebilirsin ama buna da fazla alışma demişim. Aslında buradan yine bir burçlara gelmem gerekiyor. Çünkü benim hani yine bilenleriniz biliyor. Zaten özellikle astroloji videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ay burcum yengeç. Ve ay burcu yengeç olanlar zaten, ya da yengeç burcu ya da yükseleni yengeç olanlar, hani evine böyle bir tık daha bağlı olabilirler. Ve bu noktada da hani kendinizle kalmayı, özellikle hani ben içe dönük değilim. Bence hani %70 dışa dönük, %30 içe dönüğüm diye düşünüyorum. Ki öyle çıkıyor genelde hani böyle testler mesler yapıldığında da. Neyse, ama istediğim zaman gerçekten çok içe dönük, daha doğrusu böyle evimden çıkmadığım günlerde geçirebilirim. Hani bu süreçten önce bile geçirebilirdim ama zaman olmuyordu falan. Yani eğer ki biraz da içe dönük bir yapınız varsa, bu süreçte gerçekten kendinizle olmaktan fazlasıyla keyif alıp
Ve sonuç olarak hiç evden çıkmayabilirsiniz. Buna da fazla alışmamak kıymetli. Tabii ki de zorunluluk olduğu için hani şu süreç için demiyorum ama sonrasında dengede olmak çok değerli. Ve son olarak ben şuna şükrediyorum. Benim bu süreçte hani dışarıda çalışmam gerekmedi. Hani evden işlerimi yapabildiğim için bence çok şanslıydım. Tabii ki de dışarıda çalışması gerekenler, işi olanlar, yani çok zorlanan arkadaşlarımız da oldu. Bunun hep yani bilincindeyim ve her birimize sabır ve bol şans diliyorum. Gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve geçiyoruz ama sonunda elbet düze çıkacağız. Bunun umudunu her zaman içimde tutuyorum. Ve dediğim gibi yani ben evden çalıştığım için hani o anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Her ne olursa olsun, dışarıda da çalışıyorsanız, ofiste de çalışıyorsanız, yani neyse, her neyse işiniz, şükretmek de çok kıymetli. Ve ben açıkçası hani böyle hem sabah kalktığımda hem de gece uyumadan önce böyle her ne oluyorsa hayatımda nefes alabiliyorum. Sağlıklıyım, her şey yolunda. İşte ne bileyim, çok işte tatlı ev arkadaşlarım, iki kedim var. Neyse ya, annem sağlıklı, işte bolluk bereket, hani kiramı ödeyebiliyorum, kendime bir sürü işte yiyecek hani şeyler alabiliyorum, sıkıntı çekmiyorum gibi gibi böyle şükredeceğim şeyler buluyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden de umuyorum hani siz de bu anlattığım maddelerden, sizlerle paylaştıklarımdan belki keyif alıp sizin hayatınızda da bir şöyle bakabilirsiniz. Sizin değiştirmek istediğiniz noktalar var mı? Ya da size sorum, siz karantinada ne öğrendiniz? Bu süreç evet zorluydu ama size kattığı ne oldu? Bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Bunun yanı sıra beni sevdiyseniz, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup o bildirim zilini açmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Zaten o bildirim zilini de açarsanız her cuma 6'da gelen videolardan da haberiniz olur. Şimdilik bu kadarlık olsun. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hiç de es vermeden mi konuştum yine? Ya bazen böyle çok hızlı da konuşuyorum. Biraz daha esli mi? Bak mesela bu bir soru. Bazen böyle şeyler aklıma takılıyor. Şimdi mesela diyorum ki daha video kısa olsun diye hızlı konuşuyorum. Ama bu sefer es vermiyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Hani bazı yerlerin kıt kıt gitmesi gerekiyor. Orada sıkıntı olabiliyor. Gibi gibi konular. Neyse ben de öğreneceğim. Ben de bakacağım. Her zaman ben inanılmaz amatör bir profesyonelim. Gerçekten buna inanıyorum. Hayatımın her alanında en profesyonel yaptığım nokta ve şey amatör kalmak olacak. O yüzden bu amatör ruhunu kaybetmeyenlere bilmiyorum. Kocaman sevgiler, her şeyi biliyorum. Ama her birimize sağlık, neşe, coşku diliyorum. Ve joy. Şimdi joy'u size göstereceğim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Joy. Joy Bey. Joy. Naber? Naber Joy? Joyki. Bir ara sizlerle bu arada çantalarımı düzenleyelim mi? İster misiniz? Gerçi bir 30-40 tanesi gitti bunların. O zaman video çekmiyordum.